Yarın Kore'de üniversite sınavı olduğunu biliyor musunuz? Bugün bu sınav hakkında konuşmak istiyorum. Çoğunuz Koreli lise öğrencilerin çok fazla ders çalıştığını ve üniversite kazanmak konusunda büyük bir baskı altında olduklarını duymuşsunuzdur. Ben de o zamanları yaşamış bir Koreli olarak bunu anlatma gereği duydum. O zaman başlıyorum. Birinci, bu sınav nedir? Türkiye'nin ÖSS'si gibi, Amerika'nın SAT gibi bir sınavı. Kore sınavının adı Daeak Suwab Neumyeok Siyeom, kısacası sunum diyoruz. Bunun anlamı ise üniversitede eğitim almaya ne kadar hazır olduğunu değerlendiren bir sınavıdır. Kore Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere yapılıyor. Genelde Kasım ayının ikinci perşembe günü yapılıyor ama özel bir sebep varsa bir hafta erken ya da geç yapılıyor. Kore'de üniversite kazanmak için çeşitli yolları var. Çok az oranı ile bazıları bu sınava hiç girmeden mülakat ya da tez gibi başka yöntemle üniversite kazanıyorlar. Mesela benim kardeşim öyle kazandı. Kişinin başvuru şekline göre ve üniversiteye göre bu sınavdan aldığı puanın etkisi değişiyor. Ama genel olarak bu sınavı üniversiteyi kazanmak isteyenleri için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. İkinci, neden bu sınav çok önemli? Öncelikle Kore'de iyi bir üniversiteden mezun olması çok önemli. Bu sınavda ne kadar yüksek puan alırsa istediği üniversitenin istediği bölümünü kazanmak ihtimali çoğalıyor. Bazıları ise istediği meslekte çalışmak için belli bir bölümden mezun olması gerekirken Kore'de o bölümler çok az bulunduğu için bu sınavdan yüksek puan alması gerekiyor. Bazıları da ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için bu sınavdan iyi puan kazanıp burs alması gerekiyor. Bu şekilde öğrenciler için bu sınavdan iyi puan alması çok önemli. Üçüncü, benim sınav günüm nasıldı? Ben hala o günü çok net hatırlıyorum. Sınavın önceki günü korkudan ağlamıştım. Sakin olmaya çalıştım ama hiç sakin olamadım. Sonraki gün annem arabayla sınava gireceğim okulla beni bıraktı. Anlam veremeyecek şekilde sınav günü daha sakindim, hatta neşeliydim. Ama annem hiç sakin olmamıştı. Bu arada annem çok duygusal bir insan. Ben sonradan öğrendim. Annem beni bırakıp eve gidene kadar arabada çok ağlamış. Eve geldikten sonra da hiç rahat oturamamış. Yazık benim çocuğuma, ben ona kıyamam. Nasıl onu savaş gibi gergin ortamda bırakıp evde rahat dinlenebilirim? Üç yıllığını vermiş, şanssızlıktan kötü puan alırsa çok üzülecek diye ağlamış. Ben ise Kore Dili ve Edebiyatı sınavını iyi geçirdim. Ama matematik sınavda son iki sorudan emin olamadım ve panik yaptım. Böyle olunca çok üzüldüm. Matematik sınavdan sonra öğlen yemek saati veriyor. Ben de yemek yiyeceğim diye yemek kutusunu açtığımda annemin güzelce hazırladığı yemekleri gördüm ve gözlerim doldu. Sınavı beklediğim kadar iyi geçirmediğim gibi geldi. Ve geri kalan sınavları vazgeçip çıkasım vardı. 3 yıl boyunca hep beni destekleyip böyle güzel bir yemek bile hazırladı annem. Ben şu an sınavda çok kötü geçiriyorum gibiyim. Nasıl bunu yiyeceğim diye sessiz ağladım. Evet, o gün biraz duygusal davranmışım. Neyse, böyle ağlayınca kendime geldim ve geri kalan İngilizce sınavı, sosyal bilgileri sınavı ve ikinci yabancı dili sınavını sakin bir şekilde bitirdim ve dışarı çıktım. Annem beni almaya gelmişti ama benim sınavım olduğu okul Kore'nin ünlü bir zengin mahallede olduğu için etrafta haberci ve diğer anneleriyle doluydu. Ben çıktığı zaman bir haberci bana gelip sınavı zor muydu, nasıldı, nasıl hissediyorsun gibi soruları sordu. Ben de yani hala gerginim, o şekilde habere çıkmak hiç istemedim. O yüzden cevap vermeden direkt geçtim orayı. Sonra da ailemle güzel yemek yemeye gittim. Ben direkt sınavdan lokantaya gittiğim için hiçbir şeyden haberim yoktu. Ama yemek yerken arkadaşlarımdan haber gelmeye başladı. Birisi ağlıyor, birisi de panikte, birisi de seviniyor. İşte böyle mesajlar gelince ben de sabırsızlandım. Hemen doğrulama yapmak istedim. Eve gelip hemen internette cevapları bulup doğrulama yaptım. Beklediğim kadar matematik sınavı kötü geçirmemişim ve diğerlerde yani beklediğimden iyiydi.
O gün gece gerçekten üstümden çok büyük bir yükü kalkmış gibi hissettim. Ve üniversite başlayana kadar hep eğlendim, gezdim, içtim. Öyle güzel zaman geçirdim. 4. Lisede çok çalışıyor muyuz? Lisede çok çalışıyor muyuz? Evet. Ben lisedeyken iyi bir öğrenciydim. Anneme sorsam benden beklentisi yüksek olduğu için hayır sen serseriydin, ders çalışmadın diyecek. Ama ben gerçekten iyi öğrenciydim. Çünkü 3 yıl boyunca en önceliğimi derse verdim. Şimdi lise son yılının günlük rutini kısaca anlatırsam. 7 gibi kalkıyordum. Annem beni arabayla okula bırakıyordu. O zaman saat 7.40 gibi oluyor. Okula göre değişiyor ama benim okulda herkes 8'de sınıfta oturmam gerekiyordu. Böyle 8'den akşam 5'i ya da artıya kadar hep ders oluyor. Tabii ki molla ve öğlen yemek saati de oluyor. Ama sabahtan akşama kadar ders çok yorucu oluyor. 5 ya da artıdan sonra da hemen akşam yemeği yiyip kendi çalışma zamanımız vardı. Hani mecburen yapmak zorundaydım. Bugünler öğrenciler 5 ya da artı gibi çıkabiliyor ama benim zamanlarda öyle bir şey yoktu. Eğer dershaneye gitmek için okuldan erken çıkmak istiyorsa annesi gelip öğretmenle özelden konuşması gerekiyordu. Neyse, o yüzden ben genelde saat 10 ya da 11'e kadar okuldaydım. Eve gelince de haftada 2 gün matematik öğretmenim geliyordu. Bir günde İngilizce öğretmenim geliyordu. Öğretmenlere gidince saat 12 ya da 1 gibi oluyordu. Bazen de 1-2 saat ödev yapıp yatıyordum. Bazen de hemen duş alıp yatıyordum. Hafta sonu da evin yakın yerde çalışma salonu vardı. Orada sabahtan akşama kadar çalışıyordum. Ya tabii ki arada yemeğe gidiyordum. Arkadaşlarımla bazen eğlendim. Tatil olunca 3 gün falan yurt dışına da çıktım. Ama genelde hep ders çalıştım. Gerçekten 3 yıl boyunca, özellikle son yıl hani çok sıkı çalıştım. Kore'de böyle bir laf var. 5 saat uyursan kaybedersin, 4 saat uyursan kazanırsın diye. Bu üniversiteye hazırlanan öğrencilerin durumundan çıktı. Ciddiyim. Cidden o zamanlar çok az uyuyordum. Nasıl öyle yaşadım hiç anlayamıyorum. 5. Nasıl öyle yaşayabilirsiniz? Şimdi düşünürsem kendimden şaşırıyorum. Nasıl yapmışım cidden ama vallahi yapmışım. Yaptım. Nasıl yaptığımı ben de anlamıyorum. İlk olarak bulunduğum ortamda herkes bunu normal olarak algıladı. Mesela diğer öğrenciler de, benim arkadaşlarım da buna benzer bir şekilde çalışıyordu. Ve benim okuduğum lise sürekli öğrencileri yarışım ödülünde bulundurdum. Bunu ileride lise zamanlarıyla ilgili videoda daha açık anlatacağım. Mesela okulun ilk 30 kişi için özel bir çalışma oda hazırlayıp akşam çalışma saatinde orada çalışmaya izin verdiler. Ben de öyle avantajlardan uzak kalmak istemedim. Kendimi çok ezik gibi hissederdim. O yüzden çok çabaladım. Annem babam hiçbir zaman bana ders konusunda baskı yapmadı. Hiçbir zaman daha ders çalış ya da daha iyi puan almalısın gibi bir şey söylemedi. Ama iyi bir üniversiteyi kazanmasam çok üzüleceğini çok çok iyi biliyordum. Ayrıca o zamanlar çok saftım. İyi üniversiteyi kazanmasam hayatım mahvolacak sandım. Yani kötü üniversitede çok sıkıcı bir üniversite hayatımı geçireceğim. Sonra da mezun olunca hiç işi bulamayacağım falan filan böyle şeyleri düşündüm. Ardından neden iyi üniversite kazanmak önemli? Kore'de iyi üniversitede okumak sadece akıl anlamında değil, lise zamanlarda çalışkan olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda liseyi mezun olduktan sonra ilk bulunduğu ortamın çok önemli olduğunu düşünüyorlar. O yüzden çalışkan ve akıllı insanlar içinde bulunmak istiyorlar. Bazen birbirini destek ederek, bazen de yarışarak kendini çok geliştirmek istiyorlar. 4-5 yıl boyunca üniversitede kendini ne kadar geliştirmesi, ileride mezun olduğu zaman elinde olanları çok fark ediyor. Ve bu direkt işe girerken etkiliyor. Bunun dışında da el sallayıp girebilecek kötü üniversitelerdense Seoul'da olan iyi üniversitelerde açık fikir, kültürel ve bilgili insanlarla karşılaşma imkanı daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bunun dışında el sallayıp girebilecek kötü üniversitelerdense Seoul'daki iyi üniversitelerde açık fikirli, kültürel ve bilgili insanlarla karşılaşma şansı daha yüksek.
Bu da iyi üniversiteyi kazanmak istediklerin bir sebep olabilir. Çünkü Seoul dışında köyde olan kötü üniversitelerdeki öğrenciler lisede ders çalışmamış, gezmiş, tozmuş, tembel öğrenci olduğunu düşünüyorlar. O yüzden daha iyi ortamda bulunmak istiyorlar. 7. Bir daha 17 yaşına dönmek şansım olsa üniversite sınavına tekrar hazırlanır mısın? Hayır. Yani 17 yaşında, yani genç olmak tabii ki güzel bir şey ama hani o zamana dönüp ben tekrar bu sınavı hiç hazırlamak istemiyorum. Zaten dönsem bile hani o zaman yaptığım gibi yapamayacağım. O yüzden hani böyle kalayım. 8. Yarın sınava girecek arkadaşlarım için. Bunu hem yarın sınava girecek arkadaşlarım için ve seneye ÖSS'ne girecek Türk arkadaşlarım için söylüyorum. Hani öncelikle herkese çok tebrik ederim. Zor günleri atladınız. Ben şu an herkese bol şanslar dilemeyeceğim. Çünkü herkes çalıştığı kadar, emek verdiği kadar iyi puan alsın istiyorum. Şimdiden herkese başarılar. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Thank you.